Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ünitemizin son konusu olan e, renk konusuyla karşınızdayız. Son düzlükteyiz. Konuyu bitireceğiz, kitabı bitireceğiz ve bundan sonraki derslerimizde de arkadaşlar genel tekrar yapacağız. Soru çözümleri yapacağız. E, i̇nşallah bu zamana kadar izlemediğiniz dersleri bundan sonra izlersiniz diyorum. Renk konusuyla kaldığımız yerden... Aynı hızla devam edelim. Cisimlerin renkli görünmesi. Cisimleri neden renkli görürüz? Bunu inceleyeceğiz. Bir prizmaya gönderilen beyaz ışık renklerine ayrılıyor arkadaşlar. Bir önceki dersimizde prizmalar konusunda zaten bunu görmüştük. Bunun nedeni prizmanın beyaz ışığı oluşturan farklı frekanstaki renklere farklı kırıcılık indisi göndermesi. Ne yapıyordu mesela? Kırmızıyı az bir şekilde kırıyordu. Daha sonra turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Mor en fazla kırılıyordu hatırlayın. Ee, en az kırılan da kırmızıydı. Şimdi kırıcılık indi, farklı farklı kırıcılık indisi göstermesinden dolayı renkler farklılıklar gösteriyor. Biz de farklı bir şekilde görüyoruz. Bir maddenin görünen rengi iki şeye bağlıdır arkadaşlar. Yani bir maddeyi farklı renklerde görmeniz iki şeye bağlı. Madde'nin doğasını belirleyen atom sayısına bağlı. Maddeyi aydınlatan ışığın rengine bağlı. Yani farklı farklı ışıklar kullanırsanız tabii ki de o cisme, o maddeye farklı bir renkte görebilirsiniz. Göz maddeden yansıyan ya da geçen ışığın türüne göre algılama yapar. Saydam olmayan cisim yansıttığı renkte görünür. Saydam olan cisim ise geçirdiği renkte görünür. Eğer bir madde üzerine, üzerine düşen ışığı hiç yansıtmıyorsa siyah izlenir arkadaşlar. Eğer güneş ışığındaki tüm renkleri eşit olarak yansıtıyorsa beyaz izlenir saydam bir cisim üzerine düşen beyaz ışığın tamamını geçiriyorsa arkadaşlar renksiz bir şekilde saydam bir şekilde yani saydam deriz deviz ona renksiz bir şekilde görünür. Evet bakalım şimdi boya renklerimiz ve ışık renklerimiz var. Boya renkleri ve ışık renkleri arasında küçük bir farklılıklar var. Mesela ışık renklerinin ana renkleri farklı, boya renklerinin ana renkleri farklı, ara renkler var bir de. Şimdi doğada gözlemlediğimiz bütün renklerin aslında Kırmızı, mavi ve yeşil ışığın farklı e, oranlarda karışımıyla oluştuğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Doğada üç ana ışık rengi vardır arkadaşlar. Bunlar kırmızı, mavi ve yeşil. Diğer tüm renkler bu renklerin değişik tonlarda ve sayıda birleşiminden oluşuyor. Şimdi bakalım şöyle iç içe şey geçirilmiş ya da şöyle düşünün. Kırmızı ışık tutulmuş, yeşil ışık tutulmuş, alttan da mavi ışık tutulmuş gibi düşünün. Şimdi kırmızı ve sarının birleşimi pardon kırmızı ve yeşilin birleşimi sarıyı e, kırmızı ve mavinin birleşimi magenta diyoruz buna magentayı mavi ve yeşilin siyan siyan oluşturuyor şu arada kalan kısımda beyaz ışık arkadaşlar üçünün birleşimi kümelerden hatırlayayım bunu kesişimler birleşimler falan uyarı sarı ışık güneşten geliyorsa saf sarıdır burası birazcık eee aslında sizi 11 12'ye hazırlıyorum. TYT'de ve AYT'de çok fazla karşınıza gelen e, tip sorulardan sarı ışık illettir, felakettir yani. Bunu e, iyi bir şekilde idrak edebilmeniz için tabii ki de e, bir sonraki senelerde bunu dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Sarı ışık, güneşten geliyorsa saf sarıdır arkadaşlar. Ve içinde kırmızı veya yeşil yoktur. Direkt sarı ışıktır. Saf sarı diyoruz. Saf sarı eee sodyum alevi, alevinin yaydığı sarı ışık gibi bileşenleri olmadığından saf adını alır kırmızı veya yeşil ışığı, ışığın oluşturduğu sarı ise karışım sarıdır. Yani güneşten gelen saf sarı, kırmızı ve yeşilin oluşturduğu karışım sarısı arkadaşlar. Şimdi bakalım ışığın ana renkleri kırmızı, mavi ve yeşildir dedik. Şimdi sen, sen kırmızıyla siyanı, kırmızıyla siyanı birleştirirsen beyaz ışık elde edersin. Mavi ile sarıyı birleştirirsen beyaz elde edersin. Yeşille magentayı birleştirirsen beyaz elde edersin. Demek ki hocam ne alaka yani ne yaptık şimdi derseniz. Bu arada siyan, sarı ve magenta ışın ara renkleri. Kırmızı, mavi, yeşil ana renkleri arkadaşlar. Siyanın tamamlayıcı rengini sorarsa sana kim? Siyanınki tamamlayıcı rengi kırmızı. Sarınınkini sorarsa mavi Magenta'nınkini sorarsa yeşil. Yani bunu adın gibi bileceksin. Bakın dışarıdakiler ana, içeridekiler ara renk arkadaşlar. Alakası olmayan. Bak sarı. Sarının kimle alakası yok? Mavi. Bakın mavi ile hiçbir alakası yok. Mavi sarının tamamlayıcısı. Magenta. Bakıyorum kırmızı ve mavi ile bir ilişkisi var ama yeşil tamamlayıcısı. Bak. Sonra geldi siyana. Siyanın yeşil ve mavi ile bir akrabalığı var. Evet ama kırmızı ile bir akrabalığı yok. O zaman tamamlayıcısı kim olacak? Kırmızı olacak. Bu kadar basit. Evet beyaz ışığın renklerine ayrılmasına tabii ki de adı üstünde ayrılma diyoruz. Dispersiyon bir diğer adı. Renklerine ayrılan ışık ışınları tekrar bir prizmadan geçiriliyor arkadaşlar. Şimdi ilk prizmadan geçirildi renklerine ayrıldı. Evet spektrum oluştu. Bir sonraki ee, bir başka prizmadan daha geçiriliyor. Bu sayede beyaz ışık elde ediliyor. Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerine ayrılır. Biz buna ne diyorduk? Işık tayfi ya da spektrum diyorduk. İnsan gözünde cisimlerin renkli görülebilmesini sağlayan koni hücreleri var. Gözümüzde arkadaşlar koni hücrelerimiz var. Bu hücreler beyaz ışığı oluşturulan renkli ışıkların üçü olan kırmızı, yeşil ve maviden etkilenir. Bu renklere ana renkler diyoruz. Kırmızı, yeşil ve maviye ana renkler diyoruz. Bir diğer adı birincil ya da primer. Ee, diğer bütün renkler bu renklerin belli tonlarının birleşmesiyle elde edilir demiştik zaten. Ana renklerin ikişer ikişer birleşmesiyle oluşan sarı, magenta ve siyan. Şuna çiyan da deniyor da siyan daha çok tercih edilen bir e, tabir. Renklerine ara renkler, ikincil ya da sekonder denir Birleştikleri zaman beyaz e, oluşturan iki rengi birbirinin tamamlayıcısı denir. Az önce konuşmuştuk hatırlayın. Alakalı alakasız diye konuşmuştuk. Mesela kırmızı ile siyah birbirinin tamamlayıcısı arkadaşlar. Şimdi uyarılara bakalım. Sarı, kırmızı ve yeşilin birleşiminden. Siyan, yeşil ve mavinin birleşiminden. Magenta, kırmızı ve mavinin birleşiminden oluşuyor. Uyarı dedik. İkinci bir uyarı. Saf sarı arkadaşlar. Prizmada oluşan sarı ışık. Ya da güneşten gelen demiştik. Karışım sarı, kırmızı ve yeşilin birleşiminden elde edilen sarı yüzey kırmızı sarı ve yeşil ışığı kuvvetli yansıtır demişiz geldik boya renklerine şimdi boya renkleri ile ışık renkleri arasında küçük bir fark var bakacaksınız şimdi anlayacaksınız boya maddeleri pigment e, boya maddelerine pigment adı verilir arkadaşlar bunlar saf değildirler üzerine düşen ışığın bir kısmını soğurur bir kısmını ise soğurur demek absorbe eder yani Yansıtmaz. Bir kısmını ise yansıtırlar arkadaşlar. Sonuçta boyalı bir cisim hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür. Boyalı bir cisim hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür. Sonuç boya renkleri kendi rengini ve kendini oluşturan renkleri yansıtır. Bakın bunlar önemli. Soru çözümlerinde çok e, işimize yarayacak. Bir diğer önemli nokta boyanın ana renklerinin karışımı siyah rengi verir. Ana renkleri neler peki? Magenta, sarı, siyah. ha Bakın az önce ışığın ana renkleri kırmızı mavi yeşildi. Burada ara renkler boyanın ara renkleri kırmızı mavi yeşil oldu. Yani ışığın birincisi boyanın ikincisi arkadaşlar. Boyanın ana renklerine bir daha bakalım. Magenta sarı siyan dedik. Boyanın ara renkleri kırmızı mavi yeşil. Magenta ile sarı birleşirse kırmızıyı oluşturuyor. Siyanla sarı birleşirse yeşil oluşturuyor. Magenta ile siyan birleşirse maviyi oluşturuyor. Şunların üçünün birleşimi de kimi veriyordu? Siyahı veriyor arkadaşlar. Unutmayın. Siyah görüneni de çok fazla soruyorlar gerçi sorularda ama biz şimdi sorularımıza bakalım. Evet. <laughs> Işık renklerinin birleştirilmesiyle oluşturulan yukarıdaki tabloda 1, 2, bak ışık renkleri diyor dikkat et. 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış bölgelerin renkleri aşağıdakilerden hangisidir? Heh, zaten adın soyadın gibi bileceksin demiştim. Şimdi bakalım. Ee, burası yeşil, yeşil kiminle birleştiğinde sarı oluyordu, kırmızı. Şurası kırmızı. Şunlar gitti arkadaşlar. Zaten bunun içerisinde turuncu yok. Bu da gitti. Bakıyorum şimdi ee, ikiye bakalım. Kırmızı ile mavi kimi oluşturuyordu arkadaşlar? Magenta'yı oluşturuyordu. Şurası magenta. Mavi ile yeşilin birleşimi kimdi? Siyan. Siyan aslında arkadaşlar turkuaz gibidir. Şu da e, gül kurusu gibidir. Yani böyle pembemsi bir tonu vardır. Gül kurusu diyelim. O halde doğru seçeneğim Bursa olacak. Işığın renkli görülmesi ve ışığın renkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Işığın ana renkleri kırmızı, yeşil, mavidir. Doğru. Bir cismin, e, bir cisim yansıttığı ya da geçirdiği ışığın renginde görülür demiş. Doğru. Bir cismin üzerine düşen ışıktan sadece yeşil ve kırmızı olanını yansıtıp diğerlerini soğuruyorsa cisim sarı renkte görünür. Bakın yeşil ve kırmızı olanını yansıtıp diğerlerini soğuruyorsa ee, cisim evet sarı renkte görünür çünkü kırmızı ve yeşilden kim oluşuyordu? Sarı oluşuyordu. Doğru. Yeşil ışıkla kırmızı ışık birleşerek sarı ışığı oluşturur. Cık. Yanlış. Birleşerek sarı ışığı oluşturur değil arkadaşlar. Şimdi gözümüzün gördüğü farklı birleşerek oluşturmak farklı. Boya renkleri gibi düşünmeyin bunu. Şimdi gözümüze ya da e, baktığımız yere kırmızı ve e, yeşil ışık tutarsanız biz onu sarı görürüz arkadaşlar. İkisinin ya o anlık birleş görmemizden kaynaklanan bir durum bu. Siz e, yeşilli kırmızışı birleştirerek sarıyı elde edersiniz. Böyle bir şey yok. Bu yanlış. Beyaz bir kağıt sarı ışıklı aydınlatılırsa kağıt sarı renkte görünür. Şunu unutmayın. Beyaz bir kağıdın üzerine hangi rengi tutarsanız arkadaşlar o renk görünür. Bu da doğru. Yanlış olan denizli olacak. Evet güzel bir sorumuz daha. Bakıyoruz şimdi. Diyagramdaki ifadeler en üstten başlanarak doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Bakalım. Işığın ana renkleri kırmızı, mavi, sarı. Sarı ana renk miydi arkadaşlar? Ara renkti bu. Ara renk. Kırmızı, mavi, yeşil de hatırlayın. Yanlış. Geldik buraya. Şurası gitti yani. Şu kısım komple gitti. Boyanın ana renkleri magenta, sarı ve siyan doğru. Sarı ışık, kırmızı ve yeşil ışığın birleşiminden oluşur. Ne dedik? Sarı ışık, kırmızı ve yeşil ışığın birleşiminden oluşur. Hatırlayın, ee, bir önceki soruya bakalım. Yeşil ışıkla kırmızı ışık birleşerek diyor. Bakın, bu yüzden hatalı demiştik. Ama sarı ışık kırmızı ve yeşil birleşimler birleşiminden oluşur diyorsa bu doğrudur arkadaşlar. İkinci çıkıştan çıkmış olduk. Güzel bir soruydu. Bu tarz diyagram sorularını da ÖSYM çok seviyor. Bir diğer örneğimize bakalım. Bir öğrenci bir kağıdı şekildeki renklere boyamış. Öğrenci bu kağıda kırmızı ışık altında bakarken kağıdın hangi bölümlerini kırmızı renkte görür? Kağıdın hangi bölümlerini kırmızı renkte Görür demiş. Bakalım. Şimdi beyaza kırmızı ışık, kırmızı ışık tutarsanız kırmızı renkte görünür. Bir kesin olacak. Bir hepsinde var. Şimdi sarı demiş. Sarıya eğer kırmızı tutarsanız arkadaşlar, sarı içerisinde kırmızıyı barındırdığı için zaten kırmızı olduğu için kırmızı görünür. Yeşil, yeşil olmayacak. Neden? Çünkü yeşilin içerisinde kırmızı, ikisi de ana renk arkadaşlar. Olmaz. Bu ara renk olduğu için oluyor. Kırmızı bir, e, kağıdın üzerine yani boyanmış kağıdın üzerine de kırmızı ışık tutarsanız yine ne olacaktır? Kırmızı göreceksinizdir. Yani 1 2 4 olacak cevabımız. Bakın bunlar ana renk. Ana renk oldukları için şöyle yapalım. Ama renk çok fazla soruyorlar bu tarz soruları. Şimdi beyaz bir kağıda zaten hangi ışığı tutarsan tut ona e, onu göreceksin arkadaşlar. Sarıya bakıyorum. Sarı içerisi zaten şöyleydi hatırlayın. Şurası kırmızı. Mesela şurası yeşil. Sarı buradaydı. Sarının içerisinde zaten kırmızı var. Siz sarı bir kağıdın üzerine kırmızı tutarsanız kırmızı görürsünüz. Kırmızıya zaten kırmızı tutarsanız görürsünüz ama yeşile ee, kırmızı tutmak yeşil yani yeşili bir etkisi şey yok. Kırmızı ışık görmenizi sağlamaz çünkü bu ikisi ana renktir. Evet bir diğer sorum ee, renk kuramına göre ışığın ve doğanın renklerinden her biri üç farklı rengin değişik oranlarda birleşimiyle açıklanır. Birleşim ve karışımı ile açıklanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ışık rengini açıklamakta kullanılan üç ana renktir diyor. Üç ana renktir ışıkla alakalı olanı soruyor. Kırmızı, yeşil, sarı değil. Sarı, siyan, magenta, magenta bu boyanın ana renkleriydi. Kırmızı, yeşil, mavi, evet. Sarı, yeşil ve mavi değil. Şu ara renkte mavi, kırmızı ve magenta, magenta da ara renkte. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olacak. Evet, geldik ışık filtrelerine. Işık filtreleri artık son e, başlığımız. Işık filtrelerinde arkadaşlar bir filtremiz var. Işık filtresi olarak adettik şimdi. Daha sonra kırmızı filtre, işte sarı filtre, mavi filtre olarak değişecek bunun isimleri. Gelen bir ışığınız var. Bir de filtreden geçen ışığınız var. Peki ışık filtresi nedir? Saydam renkli ince levha demek. Not olarak turuncu ışığın bileşenleri kırmızı ve yeşildir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Kırmızı, turuncu ışığın bileşenleri kırmızı ve yeşildir. Işık filtreleri de ışığın yansıması gibi düşünülebilir. Örneğin kırmızı filtre sadece kırmızı ışığı tam olarak geçirir. Yani filtreden kendi rengi tam olarak geçer. Yanındaki, altındaki ve üstündeki renkler mesela ne demiştik renkler için kırmızı, turuncu, işte sarı, yeşil, ee, mavi, mor demiştik ya arkadaşlar. Mesela kırmızı geldi. Kırmızı bir filtre bu kırmızı bir filtremiz var. Kırmızı buradan geldi. Kırmızı geçer. Turuncu da geçer. Ama buradaki gözlemci kırmızı görür. Yani en baskın hangisi ise onu görür. Mesela mavi gönderdiniz. Mavi geldi. Yeşil de geldi. Mor da geldi. Ama gözlemci maviyi görür. Hangisi baskınsa onu görür. Tamam mı? Ee, ara renkli filtreler ise hem kendi rengini, bak kırmızı filtre sadece kırmızı ışığı tam olarak geçirir demiş. Ara renkli filtreler ise hem kendi rengini hem de bileşimi olduğu renkleri tam olarak geçirir. Işık filtreleri renkli saydam levhalardır. Renksiz cama beyaz ışık düşürüldüğünde camdan bütün ışınlar geçer. Yani siz beyaz bir filtre kullanırsanız hepsi geçer arkadaşlar. Unutmayın. Evet, bakalım şimdi inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada kırmızı bir filtremiz var. Kırmızı bir filtre. Renklerin hepsi tek tek geliyor bakın. Kırmızı geliyor, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hepsi geldi. Kırmızı bir filtre olduğu için kırmızı ve turuncuyu geçirecek ama turuncuyu kesikli kesikli geçirecek. Peki buradaki gözlemci ne görecek? Bu filtreden geçen rengine görür. Kırmızı görür. Peki yeşil bir filtre düşünelim. Yeşil bir filtre bütün ışık ışınları bakın geliyor. Bütün renkler geliyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hepsi geliyor. Bakın yeşil filtre yeşil geçti, sarı geçti, mavi geçti. Yani altındaki ve üstündeki renkler de geçti. Fakat buradaki gözlemci baskın olan kim? Yeşil. Yeşili görür kırmızı, turuncu, işte sarı, yeşil yine geldi. Mavi filtreye geldi. Mavi filtreden mavi, yeşil ve mor geçti. Gözlemci kimi gördü arkadaşlar? Gözlemci maviyi gördü. Çünkü mavi filtre mavi ışık ışını daha fazla baskın olduğundan, daha net olduğundan diyelim. Evet, sadece bu tek e, filtre mi olacak? Hayır. Sorularda karşınıza çift filtre de çıkabilecek. O yüzden detaylı bir şekilde biliyor olman gerekiyor. Yani hangi filtreler hangi ışık ışınları geçer? Ne yapar? Nasıl geçer? Falan. Hangisi daha baskın geçer? Bunları biliyor olman gerekiyor. Mavi bir filtre. Şunu alıyorsunuz. Aynı şekilde kırmızı bir filtreden geçireceksiniz. İkinci durum. Kırmızı filtreden arkadaşlar kırmızı yukarıda. Hiçbiri geçemeyecek. Hiçbiri geçemediği için gelen ışık yok. Yani buradan gelen bir ışık yok. Olmadığı için de gözlemci ne görecek arkadaşlar? Siyah görecek. Yani cisim siyah görünür. Artık hangi cisimse o. Ee, yine mavi bir filtre. Yine aynı şekilde yeşil, mavi, mor geçti. Ee, sarı filtre arkadaşlar. Sarı bakın. Sarı içerisinde kimi barındırıyordu? Kimden oluşuyordu hatırlayın. Yeşil. Yeşil geçecek. Yani buradaki gözlemci ne görecek? Cismi yeşil görecek. Evet sorularla devam edelim. Son iki sorumuz bakalım beyaz ışık siyan ve sarı renkli filtrelerin oluşturduğu şekildeki sisteme gönderiliyor arkadaşlar siyan ve sarı filtre bakalım buna göre gözlemci hangi rengi algılar demiş gözlemci hangi rengi algılar siyan siyanı hatırlayın arkadaşlar siyan'a bakıyoruz şimdi. detaylı bir şekilde algılayabilmeniz için Şurada hatırlayın arkadaşlar, siyan, mavi ve yeşildi. Hatırlayın, ikisinin oluşumuydu. Burada bunları biliyor olman gerekiyor. Mavi ve yeşil. Bakın mavi ve yeşil geçti. Mavi ve yeşil. Şurası yeşil, şurası mavi. Geldi sarı filtreye. Sarı, sarı kimin oluşumuydu? kırmızı artı yeşil sarıydı arkadaşlar hatırlayın mavi ile alakası var mı yok ne geçecek buradan yeşil geçecek gözlemci neyi görür yeşili görür yani tek tek detaylı bir şekilde siyanın kimden magentanın kimden oluştu sarının kimden oluştuğunu biliyor olman gerekiyor beyaz ışık geldiğinde bunu daha rahat yapabilmen için sarı filtrenin önündeki gözlemciye hangi ışık renkleri ulaşır demiş Şimdi bakıyorum yeşil, mavi, kırmızı, sarı. Arkadaşlar farkındaysanız farklı düzende göndermiş fark etmez. Magentaya bakıyorsun, magenta bakın kırmızı ve mavi'nin oluşumu. Yani kırmızı ve mavi mi geçirecek arkadaşlar? Kırmızı ve mavi geçirecek. Mavi, şurası da kırmızı. Peki sarı filtre, sarı hatırlayın kırmızı yeşilde kırmızıya geçirecek. Gözlemciye mavi ulaşır mı? Ulaşmaz. O halde gözlemciye ulaşan ışık renkleri hangisidir demiş. Kırmızı sadece ulaşacaktır arkadaşlar. Evet dersimizin burada sonuna geldik. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Anlayamadığınız bir yer varsa lütfen not alın. Ve e, online derslerimizde tekrar sorarsınız. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.